Merhaba, sizlere aşırı akım böreleri, diğer ismiyle termik böreler hakkında bilgi vereceğim. Aşırı akım böreleri, içerisindeki bir metal eleman vasıtasıyla motor devrelerinde motorun iki faza kalması veya motorun aşırı akım çekmesi durumunda üzerlerindeki normalde kapalı kontakları açarak veya normalde açık kontakları kapayarak motorun devre dışı kalmasını sağlarlar. İsterseniz onu buradaki kontaktör üzerinde, kontaktör ve termik üzerinde anlatalım. Motor koruma şalterleri gibi aşırı akım röleleri veya termik röleler 3 fazı birden kesme özelliğine sahip değillerdir. Bunların içerisinde sadece aşırı akımlarda açma yapabilmesi için bir termik eleman vardır. Yani bir metal eleman vardır. Ve motora giden uçlar kontaktöre geldikten sonra kontaktör çıkışında termik röleye gelirler. Termik rölede her 3 faz birer bir metal elemandan geçirdikten sonra motora verilirler. Motorun aşırı akım çekmesi durumunda, bu bir faz üzerinden de olabilir, iki veya fazların üçünün de aşırı akım çekmesi durumunda bir metal eleman içeride yamulur. Bu yamulma vasıtasıyla bir termik röle üzerindeki veya aşırı akım röle üzerindeki 95-96 nolu normalde kapalı kontaklarını açar. Bu normalde kapalı olan 95-96 nolu kontaklar kontaktörün bobin devresine seri bağlıdır ve bu kontakların açmasıyla birlikte kontaktör enerjisiz kalarak motoru devre dışı bırakır. Termik röleler yapı olarak iki tipte yapılırlar. Az önce görmüş olduğunuz gibi ya kontaktöre akıple bağlanacak tiptedirler. Bu termik rölelerimiz veya aşırı akım rölelerimiz bu tiptedir. Dikkat edecek olursanız burada şunu öne çıkaralım. 3 adet bağlantı ucu vardır. Bu 3 adet bağlantı noktası kontaktörün ana kontaktörünün çıkışına bağlanır. Motor akımı kontaktör üzerinden buradaki bağlantı uçlarına gelir ve daha sonra termik rölenin çıkış klemenslerinden motora bağlantı yapılır. Aynı seri kontaktör ve termik röle birbirlerine akıplı olarak bağlanabilirler. Bunun için kontaktör ve termik röle üzerinde tırnaklar vardır. Bu tırnakları yerleştirdikten sonra termik röle uçları bakın bu şekilde kontaktörün klemenslerine geçti. Daha sonra kontaktör klemensleri sıkılabilir. Şimdi bu akuple bağlanan termik röleler veya aşırı akım röle üzerinde bazı kablolar görebilirsiniz. Bu kablo dikkat edecek olursanız buradaki A2 klemensine gelmektedir. Bu kullanım yeri veya bunun bulunma nedeni şudur. Kontaktörlerde A1 ve A2 bobin girişleri bulunmaktadır. Dikkat edecek olursanız örneğin şu kontaktörümüzü ele alalım. A1 ve A2 bobin uçları bulunmaktadır. Eğer bunun peşine akuple bir termik röle bağladığımızda bu termik röle şurada da görebileceksiniz. Termik röle bu arasında kalan kısımdaki klemensi yani termik ve kontaktör arasında kalan klemensi bobin klemensini, kontaktörün bobin klemensini kapatmaktadır. Öyle bir durum söz konusuysa ve kontaktörün bu tarafında da A1 A2 klemensleri bulunmuyorsa termik röleyi yerleştirmeden önce bu uç kontaktörün A2 klemensine bağlandıktan sonra termik röle yerine oturtulur. Bu sayede kontaktörün A2 bobin ucu termik röle üzerine çıkarılmış olur. Burada maliyeli bir termik röleyi görmektesiniz. Aşırı akım rölesini görmektesiniz. Burada ise dikkat edecek olursanız uçlar kablo veya bağlantı ucu şeklinde değil, klemensler şeklinde dışarıya çıkarılmıştır. Termik röle giriş ve çıkış uçlarını burada görüyorsunuz. Şimdi bu tip termik röleler nerede kullanılır? İsterseniz onu söyleyeyim. Şunun üzerinde göstereyim size. Bu iki farklı tip ama olsun anlatmamız açısından. İleri geri devrelerde kontaktöre şebekeden enerjiyi verdikten sonra bu çıkışlarını motora gidiyoruz ve diğer geri kontaktör üzerinden veya diğer kontaktör üzerinden iki fazın yerlerini değiştiriyoruz. Bu devrede eğer akuple bir termik röle bağlayacak olursanız diğer kontaktörden gelen uçları bağlayabileceğimiz klemensler şu anda ortada yok. Hepsi termik rölenin altında kaldı. Eğer bu uçları da termik rölenin çıkışlarına bağlayacak olsak motor bir yönde koruma sağlayacaktır. Diğer yönde koruma sağlamayacaktır. Bu gibi durumlarda iki bağımsız kontaktöre yine bir adet bağımsız termik röle bağlayarak fazların yönünü değiştirip daha sonra termik röleye gidip buradan motora gidebiliriz.
Haliyle kullanılan termik öneler artık çok fazla sürümü olan, çok fazla stoklarda tutulan termik öneler aşırı akımlı öneler değil. Onun yerine yine akuple bağlı aşırı akımlı öneler kullanıyor. Fakat bunun harici bağımsız olarak kullanılması gerektiği durumlarda şu şekilde bir aparat veya şu şekilde bir parçası bulunmakta. Bu parçaya gelip bizim harici termiklerimiz oturtulduğu zaman, bakın dikkat ederseniz parça üzerine klenaslar bulunmakta. Bu klenaslara birer taraflarına benim aşırı akım ölenin veya termik ölenin uçları getirip oturtulup sıkıldıktan sonra diğer klenansın diğer taraflarından da motor devresi veya kontaktör devresine gidişler sağlanmaktadır. Şimdi termik ölü üstündeki ayarlardan size biraz da bahsedeyim. O ayarları isterseniz buradan anlatalım. Şimdi termik ölü üzerinde çeşitli ayar vidası ve butonlar bulunmaktadır. Öncelikle ayar vidasından bahsedelim. Bu ayar vidası bu termik ölenin koruma yapacağı akım ayarını ayarlamamıza, koruma yapacağı akım değerini ayarlamamıza yarar. Dikkat edecek olursanız elimizdeki termik öğle 10 amperden 16 amper arasında bir sağda ayarlandığı takdirde koruma yapmaktadır. Şu anda akımı kaç amper ayarlayalım? Örneğin 12 amper ayarlayalım. Şu anda termiğimizin akım değeri 12 ampere ayarlanmıştır. Üzerinde bir adet test butonu vardır. Bu test butonu termiğimizin çalışıp çalışmadığını bize göstermek içindir. Bu test butonuna bastığımızda içeride 95-96 nolu kontaklar dışarıdan müdahaleyle açılacak. 90-98 nolu normalde açık kontak varsa bu müdahaleyle kapanacaktır. Bunun üzerine bir diğer buton veya ayar vidası da diyebiliriz buna. HA ayar vidasıdır. Bu hand manuel, A ise otomatik anlamına gelir. Bunu eğer biz hand kısmına getirirsek, ki şu anda hand kısmında, motorumuz herhangi bir nedenden dolayı aşırı akımcı çekecek olursa termik ölem atacaktır. Attığında şuradaki yeşil pulun veya yeşil pimin dışarı çıkmasıyla görüyorum. Eğer termik ölem soğuduktan sonra, yani bunun içerisinden geçen artık akım kesildi ve akım kesildiği için içerisindeki bir metal elemanlar eski hallerine geri geldi. Eğer ben bunu H kolumunda bırakırsam 95-96 nolu açılan kontak tekrar kapanmayacaktır. 95-96 nolu açılan kontağın kapanabilmesi için benim tekrar bunu kurmam gerekmektedir. Bakın şu anda buradaki mavi setçi komütatöre veya setçi butona bastığımda yeşil pimin de içeri girdiğini gördünüz. Şu anda 95-96 nolu kontaklarım tekrar kapandı. Eğer ben bunu A'ya getirecek olursam, ki demin de söylediğimiz gibi otomatiktir bu. Dikkat edecek olursanız içeride bu mavi butonum veya ayar vidam gönlü kaldı. Bundan sonra benim termik ölem açma yapsa dahi, bakın şu anda açma yapıyor. Manuel olarak açma yaptırıyoruz. Bu butonun ve yeşil pimim çıkmayacaktır. Otomatiğe aldığımız için içerisindeki bir metal elemanlar soğuduğunda bir metal elemanlar eski konumlarına kendiliğinden gelecekler ve eski konumlarına geldiğinde 95-96 nolu kontaklar, açılan kontaklar dışarıdan müdahaleye gerek kalmadan soğuyan bir metalle birlikte tekrar kapanacaktır. Şimdi elimizde bir başka model aşırı akım ölesi var. Bu aşırı akım ölesinde akım ayarlarıyla oynanmamız için o bölge kapatılmış. Hatta daha sonra müdahaleyi engellemek için mühürlenebilecek veya kilitlenebilecek bir tane de plastik çıkırtı koymuş. Kapağı açtık şu anda. Bunda ayarlar biraz daha farklı. Burada yine akım ayarını yapabileceğimiz bir adet ayar vidası bulunmakta. Onun haricinde test yapabileceğimiz bir kısım var. Şu anda test diye, bakın dikkat ederseniz ok yönü göstermiş. Şu anda testi aldım. Şu anda termiğime açma yaptırdım. Bakın butona basarak eski haline geri getirebiliyorum. Şimdi manuel veya otomatik veya hand veya otomatik kısmını ise buradaki pimi veya plastik parçayı kaldırarak yapabiliriz. Şu anda H konumunda, hand konumunda
Bunu aşağı doğru otomatiğe çektiğimizde ise termik röle otomatik konumunda olacak. Yine test yapalım. Bakın otomatiğe aldığımızda testten elimizi çektiğimiz zaman kontaklı res konumuna geri gelmekte. Tekrar hand konumuna manuel konumu alalım. Şimdi bir termik örenin açıp içine bakalım isterseniz. Üst kapağını bir aldık. Şu anda çok fazla bir şey görmemizi beklemiyordum zaten burada. Şu yandaki vidalarla şurada vida bağlantısı var. Şurada bir de bağlantısımız var. Tabii söktüğümüz eski bir ürün olduğu için. Şimdi termik röle içerisindeki bir metal elemanları görmektesiniz. Bunlar dikkat ettiğiniz gibi şurada açtık. En direkt ısıtmalı bir metal elemanlar. Bir metal elemanlar arkadaki Clemens bağlantısını görüyorsunuz. Bir metal elemandan geçtikten sonra buradan termik rölenin diğer Clemens'ine gitmekte. Bir metal elemanların hareketiyle şuradaki parça ileri ve geri hareket etmektedir. Dikkat ederseniz bir metaller eğildikçe bu parçayı ileri ve geri hareket ettirmektedir. Bakın ayar vidasını hareket ettireceğim. Ayar vidası, akım ayar vidası mekanizmayı hareket ettirmekte ve açıklığı değiştirmektedir. Bakın şu anda dikkat ederseniz şu yayın altındaki şu parça, şu kısma dikkat edin. Bakın şimdi. Bakın bitişleri de buna açtığımda şekilde aşağı doğru düşecektir. Öncesi evdeki mekanizmayı ne yaptı? Arabayı açtı. Arabayı açması demek bir metal elemanın mekanizmayı harekete geçirebilmesi için daha fazla eğilmesi veya daha fazla akım çekmesi anlamına gelmektedir. Şurada ise yanıtlama mekanizmasını görüyorsunuz. Bunlar şu anda gözükmüyor ama arka tarafları 95, 96, 90, 98 nerede kontakları bulunmakta. Şimdi 0.5 amper akım değerine sahip en direkt ısıtmalı bir metal elemana çok daha yüksek değerlerde akım uygulayacağız ve bir metal elemanın eğilmesini seyredeceğiz. Şu anda akımı bir metal elemana uyguluyoruz. Akım uygulandı ve dikkat ederseniz bir metal elemanda yanılma başladı. Bakın bir metal eleman yamuluyor. Dikkat ederseniz aradaki farktan bir metal elemanın yamulduğunu görebilirsiniz. Buradaki bir metal elemana uygulamış olduğumuz akım değeri 2.8 amper. Şekildeki devremizde kontaktörümüzün çıkışına bağlı olan akım ve termik rölemizi görmektesiniz. Kontaktörümüzün A1, A2 bobin uçları termik rölemizin normalde kapalı 95-96 nolu uçları üzerinden beslenmektedir. Şu anda kontaktörümüze enerji verdiğimizde çıkışındaki yükü çalıştıracaktır. Bu yükümüz termik rölemizin akım değeri olan 1 amperin üzerinde olduğu için aşırı yüklü yüklenmiş olacaktır sistemimiz veya devremiz ve termik rölemizin atışını izleyeceğiz. Evet, şimdi enerjiyi verelim. Enerjiyi verdiğimizde bakın 2 küsur amper akım çekmekte. Hemen dönelim termiğimize. Evet, bakın şu anda termik rölemiz açma yaptı. Ve devrenin enerjisini kesti.